Hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi konuğumuz uzman doktor Ömer Faruk Yolcu. Ömer Bey gastroenteroloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz ve çok da güzel bir yerden geliyorsunuz. Samsun benim gerçekten hayatta çok sevdiğim dostlarımın yaşadıkları, okudukları, beni sürekli davet ettikleri bir yer. Oranın da bütün böyle güzelliğini, havasını da bize getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi Samsun'a bekliyoruz ekip halinde. İnşallah. Sizi İnşallah. Orada misafir etmek isteriz. Çok isteriz. Tabii Samsun biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, Atatürk'ün bu meşaleyi yaktığı bir şehir. Evet. O açıdan da bunu da belirtmekte fayda var. Zaten 19 Mayıs'ta eşim deniz yoluyla Samsun'a gidiyor. Belki ona katılırız. Umarım hocam? Beraber fırtınaya, işte ne güzel olur. Fırtınaya yakalanmaz. Yakalanırsak oturur bir kapalı pide yeriz, kendimize geliriz. Samsun pidesi. Evet hocam, botoks, mide botoksu. Son zamanlarda çok duyuyoruz bunu. Nedir bu mide botoksu? Ona girmeden önce aslında sorun ne? Sorun şişmanlık. Gelişmiş ülkelerde ortalama her 3 kadından birinde, her 5 erkekten birinde kilo fazlalığı var. Tabii bu kilo fazlalığı neresi sebep oluyor? Serebrovasküler olaylardan tutun da, romatizmal olaylara, hipertansiyona, diyabete birçok olaya sebep oluyor. Dolayısıyla botoksa bu açıdan bakmak lazım. Yani botoks şişmanlık tedavisinde bir yardımcı tedavi metodu mudur? Cerrahiye göre botoks nedir? Bunu konuşmak lazım gelir bence. O zaman onu soralım. Öncelikle böyle alınan fazla kilolar, ne yazık ki yaşam tarzımız, yeni dünyada daha da artarak gidiyor beslenme alışkanlıkları. Ve bir noktaya gelindikten sonra da işte insanların geri dönmesi biraz zor oluyor. Ne kadar sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama diye yönlendirilmek istense de cerrahi ya da farklı müdahalelere gerek duyuluyor. İşte bu noktada da siz mide botoksunu bize bu noktada nasıl kullandığınızı anlatır mısınız? Şimdi mide botoks uygulaması cerrahinin bir alternatifi değil. Hasta cerrahiye uygun ama ameliyat olmak istemiyorsa biz buna mide botoksu yapalım demiyoruz. Tamamen iki farklı grup. Mide botoksuna kimler uygun? Kimlere yapalım? Bir defa mide botoksuna hastanın çok istekli olan gruba yapmamız lazım. Bu konuda nedir? Mücadele ediyor. Kilo vermeye çalışıyor. 5 kilo veriyor, 6 kilo veriyor, 10 kilo veriyor. Tutamıyor kendini o düzeyde. Sonra tekrar alıyor. Morali bozuluyor. Bir mücadele içinde. Ve hastanın vücut kitle indeksi de ameliyat sınırlarında değil. Ilımlı bir kilo fazlalığı var. Yani 5-15 kilo arası dediğimiz. Ya da body mass indeksi, vücut kitle indeksi 25-35 arasında. Bazı otörler bunu 27,5-32,5 arasında diyor. Sınırlar bu arada oynuyor. Ilımlı kilo fazlalığı olanlar mücadele edip bir şekilde morali bozulan, direnci kırılan ama mücadeleyi bırakmayan çok bilinçli hastalarda, çok seçici davrandığımız zaman bize sonuç veriyor bu. Herhangi bir zorluğu, ağrısı, komplikasyonu var mı? Şimdi tabii her işlemin olduğu gibi bunun da bir komplikasyonu var. İhtimali. İşlem endoskopik bir işlem. Yani endoskopi dediğimiz işlem sırasında botoks adlı bir maddeyi mide duvarına enjekte ediyoruz değişik kadranlarda. Espri kaç noktaya veriyorsunuz hocam? Yaklaşık 16-24, bazı yayınlarda 24-40 arasında değişik noktalara enjekte ediliyor. Espri şu, mide boşalım süresi ortalama 2-4 saat olan mide boşalım süresini biz bu işlemle midedeki kas tabakasını felç ederek mide boşalım süresini uzatmaya çalışıyoruz, uzattırıyoruz. Yani 6-12 saate çıktığı zaman hastanın tokluk süresi uzuyor. Tokluk süresi de uzadığı zaman ekstradan yeme ihtiyacı azalıyor. Hasta bir şekilde, ama diyete uyması çok şart. Diyet uyumsuz olacak hastada kesinlikle önermiyoruz. Diyete uymayacak, bunu başaramayacaksa baştan. Diyoruz ki biz size arabayı çalıştırıyoruz, veriyoruz. Bundan sonra kullanmak size ait. Arabayı sürter misin, çarpar mısın, lastiğini mi patlatırsın? Bizden iş çıkıyor. Hastanın bir diyet yönü var. İki, bir de hastanın uyum açısından, yani depresif mi, hastanın psikiyatrik sorunları var mı, kendine engel olabilecek mi, olamayacak mı, işin bu yönü var. Bir de işin egzersiz yönü var. Yani üç saç ayağı üzerine kurulu bizden sonraki işlem. Gerekirse psikiyatrik tedavi alacak, sporuna devam edecek ve diyetisyenle çok sıkı ilişki içinde olacak. Bunlara dikkat ederse mide botoksuyla da desteklendiği zaman evet, zaten güzel sonuçlar alıyoruz. Görüyorlar hastalar. Şimdi botoksu çok kısaca anlatalım. Biz de çok sık kullanıyoruz. Kas evet, hareketlerini belli bir süre
durduruyoruz ya da yavaşlatıyoruz. Şimdi felç deyince insanlar biraz korkuyor ondan. Kas hareketlerini biraz yavaşlatarak sonuçta midede besinlerin biraz daha uzun kalmasına yardımcı oluyoruz. Peki hocam her başvurana bunu yapıyor musunuz? Her isteyen olabiliyor mu bunu? Her başvurana bunu yapmıyoruz. Hastanın altta ciddi, diyelim ki kronik karaciğer hastalığı var, varisi var. İleri yaşta hipertansif ya da kardiyovasküler sistem hastalıkları var. Ya da mide çıkışında, pilor çıkışında diyelim, mide çıkışında sorunu olan hastalar, midesinde ciddi ülseri olan ya da malignitesi olan hastalar, efendim hiatal herni dediğimiz mide fıtığı olan hastalar, bir kısmını tedavi ettikten sonra veriyoruz. Bir kısmına da hayır sen olamazsın. Bunun işlemden çok fayda görmezsin diyoruz. Bu konuda çok seçici olmak lazım. Çünkü bu seçici olmazsanız hasta şöyle düşünüyor. Mideme botoks yapıldı. Ben bundan sonra onu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim, kilo vereceğim. Yok böyle bir dünya. Peki mesela diyelim bir hasta size geldi ve o botoksla cerrahi müdahalenin ortasında bir sınırda. Bunun kararını verirken yani nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi tam arada çünkü hani dediğiniz gibi bazıları belki rejimle, sporla bir şekilde ve botoksun da yardımıyla istedikleri kiloya ulaşabilirler. Ama kimi vardır ki botoks için gelir ama onun artık pek botoksluk bir şeyi yoktur gibi bir durum olabiliyor mu? Tabii. Mesela vücut kitle indeksi 35'in üzerinde hastanın. Ama ameliyattan artık bir korkuyor. Diyabeti de var. Diyelim ki bu hem mide küçültme ameliyatından fayda görecek hem diyabet açısından da fayda görecek. Dolayısıyla biz bunlarda belki sınırları çok hafif zorlayabilirsiniz. Hani çok hafif zorlayıp çok bilinçli hastada. Ama ben ameliyatlık bir hasta, ameliyat olmayacağım, botoks olurum, eş değer fayda görürüm değil. Öyle bir şey yok. O değil. Çok önemli bir bilgi. Evet. Tabii. Bir de hastaların bir kısmında altta diyabet olayı. Hani diyabet tedavisiyle birlikte botoks yapılabilir mi? Yapılabilir. Sonrasında yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama altında bunun şişmanlığın sebebi diyabet mi değil mi diye bunu iyi irdelemek lazım. Neden? Botoks tedavisinden belli bir süre fayda görecek bunlar. Kilo verecekler. Fakat altta diyabetisi tedavi etmediğiniz zaman daha sonra tekrar bu kiloyu geri alacaklar. Bu da botoks yapıldı, başarısız olundu gibi. Hem hastanın morali bozulacak, hem güdüsü kaybolmuş olacak, hem de bir diyabet hastalığı atlanmış olacak. Evet. Bu da önemli. Peki tekrarlıyor musunuz hocam botoksu? Ne kadar da bir yapma durumu var? Şimdi bu botoksun etkinliği tabii 4-6 ay kadar sürdüğü evet. için ikinci, üçüncü seansları olabiliyor bunun. Fakat hani bir hastada üçüncü seansı yapmamız gerekiyorsa bir sorun var demektir. Diyete mi uymuyor, spor mu yapmıyor ya da başka bir şeyler mi var? Yani bunun sınırı yok o zaman. Hani 5-4'ü yapan, 3'ü yapan 4'ü de yapar. Yani 2'den sonra bir sorun var, onu halletmek lazım. Demek ki bu uyumlu değil. Yani bu botoks işlemi ve arkasından diyet, spor yapamıyorsa size bu uygun değil diye dememiz lazım. Yani süreci uzatmanın mantığı yok. Peki nasıl yapılıyor diye tekrar başa dönüp sorarsak, öncesinde nasıl bir hazırlık süreci ve o işlem ne kadar sürüyor, sonrasında ağrısızı oluyor evet. mu? Şimdi günübirlik bir işlem bu, endoskopik bir işlem. Normalde üst giz endoskopisi dediğimiz işlemin yanında küçük iğne dediğimiz iğneyle mide duvarına değişik kadranlarda botoks yapıyoruz. Bunu 200-300 ünite arasında yapıyoruz. İşlem sadece ağrılı o... mı? Efendim? Ağrılı mı? İşlem endoskopi sırasında sedasyon altında olduğu için ağrısızlığı hissetmiyor. Zaten iğnenin boyutları da insülin iğnesi dediğimiz ince ve hasta zaten endoskopi sırasında ve enjeksiyon sırasında ağrı hissetmiyor. Sadece işlemin süresini uzatan işte endoskopi 5 dakika tutuyorsa bir 5-10 dakikada bu tutuyor, 10-15 dakika tutuyor. Daha sonra hasta kendine gelmesi 1-2 saat günübirlik hastayı ayaktan taburcu edip hatta o gün bile işine dönebiliyor. Nadiren midede ekşime, yanma, bulantı, kusma nadiren olabiliyor. O da beklediğimiz şeyler. Öncesinde nelere dikkat ediyoruz? Tabii engel bir durum var mı? İşte ülseri var mı? Ciddi mide çıkış sorunu var mı? Kanama diyatizi var mı? O açıdan bakmak lazım. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyor mu? Hani o ilaçları falan dikkate alıp ona göre plan yapmak lazım. Hastanın yapılan işlem sonrası bilinen ciddi bir komplikasyonu yok. Yani endoskopi komplikasyonu nedir? Nadiren kanama delimi. Bu sadece işleme bağlı. Yani botoks uygulamaya bağlı beklediğimiz ciddi bir komplikasyon yok. Dikkatli yapılırsa, hasta da eğer uyum sağlarsa sonrasında dediğiniz gibi güzel fayda görüyor. Ama gerçekten bu obezite çok ciddi bir problem. Botoks bunu açıkçası tamamen ortadan kaldıran ya da engelleyen bir faktör değil. Ama faydanız oluyor. Peki obezitede başka ne gibi alternatifler var? Botoks haricinde neler yapıyorsunuz? Obezitede tabii işin cerrahi boyutu o genel cerrahların yaptığı. Evet. Mide küçültme,
ameliyatları falan yapılabiliyor. Bunun yanında işte diyabeti olanlarda da fayda gördükleri söyleniyor. Bizim gastroenterolog olarak botoks uygulaması dışında çok bir yaptığımız uygulama yok. Anladım. Peki o zaman sizin eklemek istediğiniz, ekran başındaki sevgili seyircilerimize belki de bu konuyla ilgili, yani sanırım en çok sizin, en çok benim anladığım kadarıyla bugün tembellik olarak botoksu bir şey olarak görmeyin, kolay bir adım olarak. Kendiniz olabildiği kadar sağlıklı beslenin, egzersiz yapın, daha hareketli bir hayat yaşayın. Ama bir noktaya gelip de artık operasyon değil, öncesinde size yardım edecek bir adım istediğinizde biz buradayız diyorsunuz değil mi? Evet, doğru anladım. Çözücü değil, yardımcı. Tamamen böyle anlaşılmalı. Ve uzun süreli yani, de değil. Ve bir de geri dönüşümü olduğu için organik bir organ disfonksiyonuna yetmezi sebep olmuyoruz. Yani nasıl göze kaşa yapılan botoks uygulaması belli bir süre sonra geri dönüyor. Mideye yapılan uygulama da 4-6 ay sonra ortalama geri dönüyor. Bunun ikinci, üçüncü yapılma şansı var. Hasta burada bu uygulamadan sonra biraz kilo verdiğini görünce, ha bu iş oluyormuş. Hani Ramazan'da oruca alışmak gibi ilk günler zorlanıyor, sonlara doğru rahat tutuyor falan gibi. Yani öyle bir motivasyon veriyor. Bu yeni bir olay olduğu için ve çok popüler olduğu için de çok bilgi kirliliği var. O yüzden sizin gibi değerli bir hocamız yenince de biz de kusura bakmayın her türlü soruyu soruyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz burada bizi ağırladığınız için. Sağ olun. İmkan verdiğiniz için. Samsun'a sevgiler ve hayat sağlıklı güzel devam ediyor.